Yapmadı. Kamera falan yok. Yapmadı. Yapmamışsın işte. Yüzünden belli. Ya niye çağırdın ki o zaman beni? Yaptım. Ne söylediysen yaptım. Öyle birden elinde hediye paketiyle içeri girince... Yani ben tabii ki de üstüme alınmadım. O kadar da değil. Ama bebeğimize sandım. Gidecek ya hani. Yok olacak ya. Bebeğine bir hediye aldı sandım. Babasından bebeğimize bir hatıra kalır sandım. Senin hiç mi kalbin kırılmadı? Hiç mi canın yanmadı? Ya sen kalp ağrısı nedir bilmiyor musun be kadın? Senin o kalp ağrısı diye inimin inimin nedeni. Ben sakız diye çiğnerim. Çiğnedim. Kalbi gerçekten ağrıyan kadın senin gibi olmaz. Böyle gürültülü patırtılı değil. Sessiz sedasızdır kalp ağrısı. Çünkü o ağrıyı çekenin nefesi kesiktir. Değil senin gibi çığlık atmaya. Kalbi ağrıyanın nefesi fısıltıya yetmez. Çeken bilir. Kalbin ağrısı dilsizdir. Vay be. Şeniz Karaca'nın bir kalbi varmış da kırılırmış. Şimdi bu hormonsal duygusallığı bir kenara bırakacaksın. Oğlum gidene kadar hanımefendi olacaksın. Ve daha da önemlisi, anneni oğlumdan uzak tutacaksın. Ya annemi Cenk'ten uzak tutsam ne olur, tutmasam ne olur? Ya senin oğlun gidiyor, gidiyor. Dünyanın bir ucuna gidiyor. Hepimizi bırakıp puf diye gidiyor, farkında değil misin? Gidiyor işte. Hem de bizi sana bırakıp gidiyor. Öp de Nedim'i başına koy der gibi gidiyor. Annen odadaki kamerayı işini bozduğu için nasıl da kaldırmıştı? Bir kamera. Bu kadar basit işte. Herkesin gerçek yüzünü film gibi ortaya çıkaracak. Önce Ceren'le başlayacak, gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Annen eninde sonunda yakayı ele verecek. Gerçi onun kellesi senin kellen demek ama sen ne yapar eder? Yine bütün faturayı Ceren'e kesmenin bir yolunu bulursun. Aynen. Benden haber bekle. Ha bu arada annen. Ne olmuş anneme? Bana seni sordu. Yerimi bildiğini söylemedin değil mi? Söylemedim tabii ki ama sen arayıp bir haber ver istersen. Ayrılıyorlar. Cenk Bey arabasına doğru gidiyor. Kız da başka bir yöne doğru gidiyor. Agah Bey. Kızı gözden kaçırma. Oğlan.
yalandan yana zaten bir sürpriz yok.